Saniyede 24 Kare'den herkese merhabalar. Bugün farklı bir içerikle karşınızda olacağım. Saniyede 24 Kare kanalında biz sinema, gezi, edebiyat, bilimum içerikler mottosuyla hareket ediyoruz. Bugünkü konu bu içeriklerin birçoğunu kapsamıyor ama söylemek istediğim önemli konular var ve bu önemli başlığı, önemli konuyu da Saniyede 24 Kare kanalı vasıtasıyla sizlere iletmek istiyorum. Sosyal medya malumunuz, günümüzde her olay, her yaşanan hadise bir şekilde çok kısa bir sürede hepimizin karşısına düşebiliyor. Dün de talihsiz bir olay yaşandı yine sosyal medyada. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu bir canlı yayın sırasında gelen tepkiler üzerine, kendisinden farklı düşünenler üzerine bir Trabzonlu olduğunu da öğrenince Çernobil artığı ifadesini kullandı. Her ne kadar daha sonra İbrahim Haskoloğlu ben Çernobil artığı ifadesini oradaki kullanıcı adına istinaden bunu yaptım dediyse de bakıldığında aslında Çernobil artığı ifadesi kendisinin Trabzonluları tanımlamak için kullanmış olduğu belki sadece o yayın sırasında aklına geldi ama son derece talihsiz bir ifadeydi. Çernobil artığı ifadesi Trabzonluları ve özellikle Karadenizlileri çok rahatsız etti. Etti. Bunda da haklılardı. Çünkü 1986 yılında Rusya'nın Çernobil şehrinde yaşanan o nükleer kaza ve peşinden yaşananlar Karadeniz insanının hala günümüzde de kanserle boğuşmasına, kanserden ölmesine, insanların yakınlarını, sevdiklerini, arkadaşlarını kanserden kaybetmesine neden oldu. Ve ne yazık ki bunun etkileri hala devam etmekte. Dolayısıyla çok hassas olduğumuz bir konu. Ne yazık ki Karadeniz'in, Trabzon'un belki de her mahallesinde bu sebeple hayatını kaybeden birileri var. Ve bu hayatını kaybeden insanlara temas eden, dokunan, onlarla iletişim halinde olan, onu seven, onlara saygı duyan insanlar var. Dolayısıyla siz bir zümreyi, bir şehri, bir şehrin insanlarını böylesine büyük bir acıyla ifade edip bunu biraz da alay malzemesi yaparsanız gelecek olan bu tepkilere de hazır olmalısınız. Şimdi ben hayatımın ilk çocukluk yıllarını, 5 yaşına kadar olan yıllarını Trabzon'da, 8 yıl kadar olan çocukluk yıllarımı Erzincan'da, yine lise yıllarımı Trabzon'da, üniversite yıllarımı Ankara'da, sonra meslek yaşantısında Konya'da, Denizli'de ve şimdi İstanbul'da yaşayan birisi olarak askerliğimi Hakkari'de yaptım, İzmir'de çok defalar bulundum, eşimin baba tarafının Çanakkale'de olması hasebiyle Çanakkale'de de çok fazla bulundum. Yani Türkiye'nin çok değişik coğrafyalarında çok değişik insanlarla sürekli bir temas halindeyim. Dolayısıyla siz Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çeşitli insanların hepsini bir kenara bırakıp özellikle Trabzonluları bu şekilde itham ederseniz ve onların acıları üzerinden kendilerine keyif devşirmeye çalışırsanız tepki oldukça sert olacaktır ve bu tepki oldukça haklı olacaktır. Bakın ben çocukluğumda Erzincan'dayken hem beyin kapasiteleri hem de zeka performansları oldukça kısıtlı olan insanların Karadenizlilerin de kafası öğleden sonra çalışmıyormuş esprileriyle, şakalarıyla büyüdüm. Ve bu şakaları çok da önemsemedim açıkçası. Biliyordum ki zaten oradakilerin çoğundan çok daha zekiydim. Zaten Karadeniz ve Trabzon insanının en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Konuşacağız. Kendisiyle dalga geçebilen, kendisiyle dalga geçildiğinde de bunu herhangi bir şekilde şiddet malzemesi yapmayan insanlar. Çünkü kendilerine güvenen insanlardır. Dediğim gibi ben çocukluğumda bu esprilerle büyüdüm. Ondan sonra özellikle futbol etrafında Trabzonluların çoğunun futbol teröristi olduğu, holiganlığın sadece Trabzon'da olduğu, hatta Trabzon şehrinin verilip Kırım şehrinin alınmasının çok mantıklı olduğu, haritalarda Trabzon şehrinin çıkarıldığı bir döneme yaklaşmaya başladık. Son zamanlarda da artık Trabzonluluk sürekli hedef gösterilen, işaret edilen, böyle karantina altına alınması gereken bir olgu gibi ifade edildi. Ve insanlar ister istemez etkileşim içerisinde bu olguyu beyinlerine kazımaya ve bu olgunun bir tarafında da haklılık payı aramaya başladılar. Bu oldukça tehlikeli bir süreç. Yani bir insanı sırf Trabzonlu olduğu için işaretlemek,
sırf Trabzonlu olduğu için ondan uzak durulması gerektiğini ifade etmek oldukça tehlikeli ve faşizan. Şimdi Twitter, sosyal medya, ekşi sözlük bu platformlarda sık sık buna benzer yorumlar, değerlendirmeler görüyoruz. Şimdi evet, yani beyin kapasiteleri belli bir kapasitenin altında olan, dünyaya, hayata dair, edebiyata, sanata dair herhangi bir becerisi, herhangi bir arzusu, herhangi bir tutkusu olmayan, buralardan beslenemeyen, kökleri olmayan kişilerin böyle yorumlar yapması bir nevi açıklanabilir. Ama güya kendisini kalbur üstü zannedip entelektüel kesime ait olduğunu savunan özellikle Twitter kullanıcılarının bir bölümü, İstanbulluların bir bölümü, üniversitelilerin bir bölümü, ekşi sözlükteki entelektüel tayfanın böylesine bir hataya düşüp bunu yaygınlaştırmada kendilerini bir araç olarak kullanması oldukça faşizan. Siz o izlediğiniz filmleri, okuduğunuz kitapları nerenizde okudunuz? Siz o kitapları nerenizde okudunuz, filmleri nerenizde izlediniz, size ne anlattılar ya da anlattıklarından hiçbir şey anladınız mı bilmiyorum. Ama 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sına baktığınızda Hitler ve Hitler savunucularının argümanlarının çok benzer olduğunu görürsünüz. Onlara göre 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yenilmesinin nedeni Yahudilerdi. Ekonomik geri kalmışlığının nedeni de Yahudilerdi. Yahudiler aptal, kötü ve hastalıklılardı. Deliler, akıl hastaları, toplumda yaşamaması gerekenlerdi. Bir an önce bunların bu toplumdan tecrit edilmesi, tecrit edilmeyi hızlı bir şekilde başaramazlarsa da yakılması gerekiyordu olgusu vardı ve tarihin görmüş olduğu en kanlı, en cani düşünce kendine bir filiz verdi ve bunu harekete geçirdi. Sizin yaptığınızın, "Aa, bu zaten Trabzonluymuş, sen zaten Çernobil artısın, sen zaten Laz'sın, sen zaten kafan çalışmaz, Laz'lara, Trabzonlulara oy yok" gibi ne farkı var? Bu tehlikeli bir faşizan yüklemeyi siz kendinizde görmeyebilirsiniz ama birazcık uzaktan baktığınızda aslında bu işin ne kadar tehlikeli noktalara gelebileceğini göreceksiniz. Lütfen bu konuda bunu espriye, bunu bir komedi unsuru olarak görmeyin. Trabzon şehri eleştirilemez mi? Eleştirilebilir. Trabzon insanı eleştirilemez mi? Eleştirilebilir. Ben bir Trabzonlu olarak, Trabzon'da hayatının bir kısmını geçirmiş olarak, Trabzon'da hala kökleri olan bir birey olarak Trabzon'u, Trabzon şehrini, Trabzon insanlarını, Trabzon yöneticilerini sık sık eleştiriyorum. Bazen biraz sert eleştiriyorum. Çünkü hem Trabzon'un tarihini biliyorum, Cumhuriyet dönemi Trabzon'un ne olduğunu biliyorum, yıllara yaygın olarak Trabzon şehrinin ne hale geldiğini biliyorum. Trabzon insanının bunları fark edememesine kızıyorum. Bunlar göz önünde bulundurulması gereken noktalar. Bu konuda herhangi bir şüphe yok. Ama bunları yaparken Trabzonluyu, Trabzon insanını, Trabzon'da yaşayanları topyekün bir torbaya alıp onu duvardan duvara vurmak oldukça sağlıksız bir yaklaşım. Kaldı ki isnat ettiğiniz suçların, isnat ettiğiniz hataların, isnat ettiğiniz yanlışların sadece Trabzon'da yaşandığını nasıl söyleyebilirsiniz? Şimdi bu Trabzon nefretinin bir kısmı futboldan kaynaklanıyor ve kimilerine göre Trabzonsporların tamamı holigan ve holigan oldukları için kafası çalışmayan ve şiddet yanlısı insanlar. Eğer holiganizmi temelinde siz şiddet yanlılığı olarak görüyorsanız, holiganizmi eğer yanlış görüyorsanız, tehlikeli buluyorsanız bu konuda söyleyecek bir şey yok. Ama Türkiye'de holiganizm sadece Trabzon'da yok. İstanbul'un göbeğinde de holiganlara rastlayabiliyorsunuz. Ankara'nın göbeğinde de, İzmir'de de rastlayabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde İzmir derbisinde yaşananları, her yıl İstanbul'da yaşananları, Ankara'da yaşananları, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşananları biliyoruz. Dolayısıyla bu holiganizm dediğiniz suçlama, isnat etmeye çalıştığınız, sadece Trabzon'a yaftalamaya çalıştığınız şey tüm Türkiye'nin problemi. Yani sizin arkadaşlarınız, sizin akrabalarınız, amcanızın oğlu, ilkokulda beraber okuduğunuz kişiler, mahalledeki arkadaşlarınız, bunların hepsi birer potansiyel holigan olma ve karşısındakine şiddet uygulama yönünde suçlu kişiler olabilir. Eğer holiganizmi toplu olarak böyle bir torbaya koyacaksanız Türkiye'deki tüm holiganlardan başlamanız gerekiyor. Yani Trabzon'u sadece bir kenara koymak sizi açıkçası
yanlış bir değerlendirmeye değil, aslında kasıtlı olarak hatalı bir değerlendirmeye götürür. Bunun yanında yine Trabzon şehrinin son yıllarda, özellikle Trabzonluların son yıllarda böyle bir nefret objesi haline getirmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de işte Türkiye'deki siyasi değişimler. Bu Türkiye'deki siyasi değişimler ya da siyasi olgular diyelim, Trabzonluların sırtına yüklenmiş durumda. Sanki memlekette hangi taraftan bakarsanız bakın, iktidar cenahından da bakacak olursanız bakın, muhalefet cenahından da bakacak olursanız, yaşlıların cenahından da bakacak olursanız, gençlerin cenahından da bakacak olursanız, sanki bütün kötülüklerin anası, bütün kötülüklerin odak noktasında Trabzonlular varmış gibi lanse ediliyor. Kaldı ki bu da oldukça yanlış bir davranış biçimi. Neden? Evet, iktidarın çeşitli kesimlerinde çok etkin rollerde Trabzonlular var ama muhalefet tarafında da yine çok etkin rollerde muhalif Trabzonlular var. Trabzon'un sosyo-kültürel ve siyasi çevresi son derece renkli, çeşitlidir. Bu son derece sert tartışmalara da konu olur hem Trabzon'da hem Trabzon özelinde, ama biraz önce dediğim gibi siz Trabzon'un bütün insanlarını Trabzonlar tek bir torbaya hapsedemezsiniz. Kaldı ki insanların ne düşündükleri de sizi ilgilendirmez. İnsanların ne yaptıkları sizi ilgilendirir ve siz 8, 10, 15, 20, 25 kişinin yaptığını bütün bir şehre mal edemezsiniz. Bunun haricinde Trabzon şehriyle ilgili bilginiz de yok. Çok fazla bu bilgisizliğin de kurbanı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü özellikle sosyal medyadan beslenenler ve sosyal medyada birkaç kişinin belirttiği kalıplar üzerine kendine bir kalıp koyarak, onu gerçek zannederek ve bu gerçeklik üzerinde yaşamaya devam edenler Trabzon şehrinden de bir haberler. Trabzon şehri tıpkı İstanbul gibi bir imparatorluk bakiyesi, bir Türk şehridir. Ve aynı zamanda 1920'ler sonrasına dikkatle bakarsanız Trabzon şehrine, Trabzon sanatın, edebiyatın, musikinin, sporun her daim merkez şehirlerinden bir tanesi olmuştur. Trabzon şehri bir tahribat yaşamış mıdır? Evet. Trabzon şehri bir tahribat yaşamakta mıdır? Evet. Ama buna rağmen Trabzon şehri hala kültürün, sanatın, sporun ayakta kaldığı kentlerden bir tanesidir. Sizin belki hiç bilmediğiniz, hiç tahmin edemediğiniz kişiler Trabzonludur. Trabzon'da doğmuşlardır. Trabzon'da hayatlarını geçirmişlerdir. Ya da yolu bir gün Trabzon'a düşmüştür. Ve bu Trabzon'daki bu sosyo-kültürel ortamdan olumlu olarak beslenerek de kendilerini büyütmüşlerdir. Bulundukları alana hizmet vermişlerdir. Ve aynı zamanda hem ülkeye hem de halka çok büyük yararlarda bulunmuşlardır. Şimdi ayrı bir programın konusu olsa ve Trabzon'da doğan, Trabzon'da büyüyen, Trabzon'da yetişen bilim insanlarını, sporcuları, sanatçıları, edebiyatçıları, ressamları, düşünürleri, filozofları bir başlık altında incelemeye kalkırsak gerçekten Trabzon'un bu konuda ne kadar büyük bir kaynak olduğunu da görmüş olursunuz. Dolayısıyla Trabzon şehri sadece kavgacı insanlar üreten bir şehir değil. Trabzon şehri sanatçı da üreten, edebiyatçı da üreten, sporcu da üreten, düşünür de üreten, siyasetçi de üreten bir şehirdir. Ve inatçı olmaları hasebiyle, mücadeleyi sevmeleri hasebiyle bu konularda da oldukça başarılılardır. Bunun da hakkını vermemiz lazım. Yani Trabzonlular sadece büyük şehirlerde laz müteahhitler değil, Trabzonluların bir kısmı o inşaatlarda çalışan inşaat işçileri, bir kısmı öğretmen, bir kısmı polis, bir kısmı asker, bir kısmı çeşitli siyasi partilerde faaliyet gösteren siyasi, bir kısmı yazar, bir kısmı edebiyat, Türkiye'nin her alanında her yerde varlar. Bunu da söyledikten sonra bu İbrahim Haskoloğlu'nun bu Çernobil artığı yorumuna neden olan olayı da biraz kısaca anlatıp buradan da bir sonuca varmak istiyorum. Son dönemin en popüler tartışmalarından bir tanesi Trabzon. Trabzon'a gelen Arap turistler, Arap turistlerin Trabzon'da yapmış olduğu harcamalar ve edinmiş oldukları mülkler ve arsalar. Bu bence çok rahatsız edici bir konu. Kesinlikle katılıyorum. Bu rastgele, sadece paraya göre yapılabilecek ve görmezden gelinecek bir olgu değil. Burada bence büyük bir hata yapılıyor. Burada muhakkak bir düzenlemeye gidilmesi lazım. Her şeyin para olmadığını göstermemiz lazım. Ve şunu da unutmamak lazım ki evet, buralarda çok ciddi bir ekonomik rant dönüyor. Bu ekonomik rantın çeşitli alt problemleri vardır.
işte Trabzon'un son yıllarda, uzun yıllardır turizmden başka bir ekonomi üretememesi ve benzeri ve benzeri. Ama evet, bu bunun bahanesi olamaz. Yani bu kadar fütursuzca sadece yurt dışından gelen turistler, turistlere yönelik yatırımlar ve oradaki toprakların, mülklerin el değiştirilmesine herhangi bir sınır ya da bir denetleme getirilmemesi gerçekten benim için de önemli bir sorun. Ama bu sorun sadece Trabzon'da değil. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da görüyoruz, biliyoruz yabancıların ne kadar fütursuzca konut aldığını. Haberler çıkıyor Antalya'da. Antalya'da yabancıların ne kadar fazla fütursuzca konut aldığını. Ben ilk gençlik yıllarımda Ege'nin çeşitli şehirlerinde İngilizlerin ve Almanların mahallelerinin olduğunu görüyorduk. Yani oraya sadece İngilizler o mülkleri almıştı ve İngilizler için bu mülkler yapılmıştı. Evet, bu bir problemdir. Bence büyük bir hatadır. Ama bu problem sadece Trabzon'a ve Trabzon insanına özgü değildir. Bu probleme bakıp Trabzonlular vatanını, toprağını satıyorlar diyemezsiniz. Buradaki meseleye bu şekilde bakamazsınız. Zaten öyle bir tartışmadan sonra çeşitli eleştiriler ve tartışmalar yaşanınca da İbrahim Haskoloğlu artık beynin hafızasının bir tarafına yerleşmiş olan o kalıbı isteyerek ya da istemeyerek kullanmış oldu. Bu hatayı fark etti diye düşünüyorum ama bu büyük hatayı, bu şaşalı hatayı çok samimi bir özürle, çok samimi bir özürle telafi edecekken toplumdaki o Trabzon düşmanlığını da arkasına alıp yanına bir de FETÖ suçlamasıyla beraber kendine bir savunma mekanizması yaratmış oldu. Gelinen nokta itibariyle de olay hala sıcaklığını koruyor. Bir kez daha söylemek istiyorum. Mesele biraz faşizan bir meseleye doğru ilerliyor. Sadece bu olay değil. Son yıllarda Trabzonlular sürekli hedef gösteriliyor. Sürekli işaretleniliyor. Sürekli lakaplarla bir kalıba sıkıştırılmaya çalışıyor. Ve çoğu da şaka yollu olsa da şakanın altında gerçekten korkunç gerçekler yatsa da keşke Trabzonlular bu ülkede yaşamasaydı ve Trabzonlular bu ülkede yaşamazsa ya da Trabzonlular bu ülkede önemli yerlerde olmasa her şey daha da güzel olurdu. Yanlışına bir Hitlervari tutum oluşturulmaya, bir çatı kurulmaya devam ediliyor. Bununla ilgili çok fazla örnekler verilebilir. Çok da fazla vaktinizi almadan söylemek istediklerimi hızlı bir şekilde söyleyip sizlere ulaştırmak istedim. Memleketin tüm güzel insanlarına, ülkenin, dünyanın tüm güzel insanlarına saygı duymayı istiyorum. Ben dünyada iyi insanların ve kötü insanların var olduğunu düşünüyorum. Ben insanları dillerine, dinlerine, ırklarına, mezheplerine, doğdukları yerlere, yaşadıkları yerlere, çalıştıkları yerlere göre, giyim kuşamlarına, tarzlarına göre asla ve asla sınıflandırmam. Bu bahsettiğim bu kriterler benim için bir insana davranma şeklini asla belirleyemez. Bunu hepinize tavsiye ediyorum sevgili güzel insanlar. Trabzonlulara da bir şey söyleyeyim. Sevgili Trabzonlu arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız tamamen Trabzon'da doğdular. Çocukluk, ilk gençlik, gençlik yıllarını hatta çalışma yıllarını da Trabzon'da geçirdiler. Trabzon'dan başka bir yerde yaşamamış olmak bence büyük bir hata ortaya çıkartabilir. Şunu lütfen bilin. Trabzonlu olmanız sizin diğer insanlardan üstün olduğunuz da anlamına gelmiyor. Sizin Trabzonlu olmanız diğer insanlardan daha mert, diğer insanlardan daha cesur, diğer insanlardan daha iyi, diğer insanlardan daha ahlaklı olduğunuz da anlamına gelmiyor. Bizleri iyi insan yapan davranışlarımız, bizleri iyi insan yapan ahlaka olan bakış açımız, bizleri güçlü insanlar yapan durumumuz, tutumumuz ve davranışlarımızdır diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.